Evet arkadaşlar, merhabalar tekrardan. İlk dersimizde after'ın arayüzünü tanıtmıştık. Kısaca bir giriş yapmıştık. Şimdi ise biraz daha ilerleyelim ve yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışalım. Ama önce bir çalışma alanı açıyoruz burada. Şimdi ben kontrol ne yaptım? Penceremiz açıldı. Buradan kontanif.com burada isim veriyoruz. Daha önce de anlatmıştım. Ne diyelim? Solid dersi. Buradan daha önce de bahsetmiştim. İstediğimiz formatta açabiliyoruz. Ben 720 HD 720'de çalışmayı tercih ediyorum. Biraz daha hızlı çalışalım diye, bilgisayar kasmasın diye. Efendim söyleyeyim, burada 25 kare. Burası başlangıç, burası çalışma alanımızın uzunluğu. Burası da çalışmamızın background, yani arka planı. Okey dedik ve gördüğünüz gibi açıldı. Bu bizim çalışma monitörü, burası çalışma alanımız. Evet, bugün After'ın en önemli parçalarından birisi olan Solid'i göreceğiz. Çünkü Solid'de birçok işlem yapıyoruz. Yani Solid olmazsa olmaz işin aslı After Effects'te. Şimdi hemen bir Solid açalım ve üzerinde bazı şeyler yapalım. Solid'i nasıl açıyoruz? Burada çalışma alanımıza, yani timeline'a sağ tıklayıp New, buradan Solid açabiliyoruz. Bu bir yöntem. Buradan Layer, New, Solid diye açabiliyoruz. Ayrıca bizim kısa yolda Ctrl Y de Solid açar. Kısa yolu kullanmamızı tercih ederim. Şimdi böyle bir pencere açıldı. Burada hangi renkte ise otomatik o rengi verir. Şimdi siyah desek mesela Black Solid diyecek burada. Black Solid. Buradan kırmızı rengi seçersek Red Solid diyecek. Ama biz buna ne diyelim mesela? Kendimize isim verelim. Solid üzerine kırmızı olsun, belirgin olsun. Biz buna deneme bir diyelim buna. Gördüğünüz gibi aynı bizim monitördeki ölçülerle açılıyor. 1280x720. Biz bunu daha küçük açabiliriz. İstediğimiz boyutta açabiliriz. Hem şu uzun kenarını, hem şu kısa kenarını istediğimiz şekle sokabiliriz. Efendim söyleyeyim. Buradan yine tekrar rengini değiştirebiliyoruz. Şu kalem işaretiyle, kalem işaretine tıkladığımız zaman istediğimiz herhangi bir yerin rengini alabiliyoruz. Mesela şu anda bizim şurası gri görünüyor. Bakın hemen üzerine tıkladığımızda solidimizin rengi gri oldu. Ya da şurası siyah götürelim. Siyah oldu. Şurada kırmızı var, götürelim. Kırmızı oldu. Şurada yeşil var. Bak, hemen yeşil aldım. Yani nereye rengini görürse o şekilde bir solid açıp renk alıyor hemen. Ne işimize yarar bu? Örneğin burada bir logomuz var. Logomuzun tam renginde bir solid açacağız. Hemen şu kalem işaretine tıklayıp şuradan üzerine tıkladığınızda o rengi almış oluyor. Şimdi kırmızı yapalım tekrar. Şimdi bakın, biraz önce genişliğiyle oynadık. Şimdi penceremizin ölçüsüne tam denk getirmek için ya buradan 1280x720 diyeceğiz. Veyahut da burayı tekrar bozalım. Burası şu şekilde büyük. Ne diyeceğiz? Bizim çalışma penceremizin işte boyutuyla aynı olsun demek istediğimizde şurada make comp size dediğimizde otomatik olarak monitörümüzün büyüklüğünde açacaktır. Okey dedik. Gördüğünüz gibi solid geldi. Şöyle oynatabiliyoruz. Şimdi bu kırmızı biraz gözüme aldı. Bunun rengini değiştirmek istiyorum. Nasıl değiştiriyoruz? Şurada sağ boşluk alanı ya da burada boşluk alanı ya da burada layer, new
Layer seçip Layer Settings'e gireriz şöyle seçiliyken. Layer Settings, şey pardon, Solid Settings. Kısa yolu ister. Ctrl Shift Y dediğimizde rengini buradan değiştirebiliriz. Biraz rengini şöyle soluk yapayım ben. Çünkü ciddi manada rahatsız etti. Şöyle, şöyle, şöyle yapayım. Tamam. Bu bizim solidimiz. Şimdi bu solid üzerine bazı şeyler anlatalım. Mesela solid ne işe yarar dersek, buradan hemen mesela bir çalışma yaptınız. Solidimizi bir bant olarak kullanabiliriz. Mesela şuradan tutup küçültebiliriz. Bakın şuradan hemen görünen şu üzerine tıkladığımız hemen şuradan üstte yanlardan şöyle bir kutucuk görünüyor. Oradan tutup küçültebildiğimiz gibi Ctrl Z. Bir yandan da tutup küçültebiliriz. Ctrl Z. Veyahut şuradan solidimizi açıp, bakın solidi açtığımızda buradan transform özelliği geliyor. Transform tekrar açtığımızda buradan değerler açılıyor. Mesela bu anchor point. Ne demek bu anchor point? Şu tam orta noktada gördüğünüz şu nokta. Yani ağırlık noktası. Onu değiştirdiğimiz vakit bakın şöyle söylediğimiz yana kaymış oldu. Veyahut da şuradan değiştirdiğimde üstte alta doğru gidip geliyor. Pozisyon da farklı bir şey. Pozisyon da anlatayım, onu da anlatacağım. Pozisyon buradan sağa sola yukarı aşağı kaydırabiliyoruz. Scale dediğimiz büyüklük. Şuradan bakın büyütüp küçültebiliyoruz. Orantılı bir şekilde büyütüp küçültüyor. Biz sadece sağ kısa köşesini ya da uzun köşesini küçültmek istediğimizde şurada gördüğünüz zincir işareti var. Onu kaldırdığımızda bakın şöyle yana doğru küçültebiliriz. Üste doğru küçültüp büyütebiliriz. Tekrar zincir işaretimizi işaretleyelim. Şu rotation döndürme hareketi. Bakın şöyle tek yönlü döndürüyor. Sağa ve sola. Başka bir dönüş hareketi yok. Şurada opposite yani transparanlığını, saydamlığını ayarladığımız yer. Bakın şurada normalde %100 gelir. Şimdi düşürttüğümüzde bakın saydam bir hal aldı. Bunu da görmek için hemen şuraya bir görüntü çağırayım ve nasıl bir saydamlık verdiğini görmüş olalım. Şuradan ne çağırabiliriz. Daha önce yaptığımız çalışmalardan küçük bir şey çağırabilir. Mesela şu çalışmayı çağıralım ve üstünde görelim. Hemen bunda kaynağımızı atalım. Bakın. Saydamlık şu anda %27. %100 olduğunda altında hiçbir şey görünmez. Mesela 50 yapalım. Bakın. Şu anda saydamlık şöyle şunu küçülteyim ve görelim. Bakın. Şu şekilde bir saydamlık vermiş oldum. Ne işe yarar derseniz bu saydamlık misal solidimizin rengini değiştirip bir cam efekti oluşturabiliriz bile bunu. Mesela şöyle bir renk verdiğimizde şu şekilde biraz da sağa aldığımızda mesela olabilir ya da rengini değiştirip şöyle yapıp şuraya bir yazılar yazabiliriz ya da küçültüp biraz önce bahsettiğimiz bant olayını yapabiliriz mesela. Şekilde. Solidimizi burada küçültüp büyütmek herhangi bir kalite düşüklüğüne sebep olmuyor. Çünkü bu after'ın kendi içinde olan bir şey. Dışarıdan getirmiş olduğumuz bir doküman olsaydı büyütüp kendi orijinal halinden büyüttüğümüzde bozulmalar uğrayacaktı ama Solid'de öyle bir şey olmuyor. Vektörel mantığıyla düşünelim. Bunda herhangi bir bozulma vesaire olmuyor. Şimdi bunu silelim. Onunla işimiz yok. Solid'e devam ediyoruz. Şimdi solidimizi küçülttük, büyüttük, şey yaptık.
Saydam bunu düşürdük, rengini değiştirdik falan filan. Biz eski haline getirmek istiyoruz. Ne yaparız? Şuradan açarız, transform. Şurada reset düğmesi var. Resetler, yalnız rengi yine son renkte kalır. Reset sadece pozisyonunu resetler, büyüklüğünü resetler. En baştaki haline döndürür. Şöyle resetleyelim bakın. En baştaki haline döndü. Rengimiz neydi? Rengi nasıl değiştiriyorduk? Şuradan new, pardon, şuradan layer, solid settings'e girebiliyorduk ya da sağ tıklayıp solid settings'e girebiliyorduk. Buradan da girebiliriz. Şuradan neredeydi? Pardon. Pardon, buradan girmiyorduk biz ona. Şuradan girebiliyorduk. Solid settings'e. Şuraya tıkladığımızda zaten kısa yolda gösterir. Solid settings. Pardon, tıklayalım. Ctrl Shift Y diyor. Kısa yolları. Hemen tıkladık ve rengini daha önceki rengine getirelim. Şimdi transformu şu anda tek iki boyutlu görüyoruz. Transformu şöyle açalım. Bunu üç boyutlu hale getirmek için şurada şu kutunun altında, küp işaretinin altında şöyle işaretlediğimizde üç boyutlu özelliğini açmış oluyoruz. Ne değişti burada? Bu pozisyonda bir seçenek daha geldi. Yani geriye götür, ileriye getir seçeneği geldi. Burada gördüğünüz gibi tek yönlü dönmüyor. Üç yönlü dönüyor artık. Görüyorsunuz. Şimdi çevirebiliyoruz. Bir de ekstra şurada orientation geldi. Orientation da aynı şu x, y, z koordinatlarında dönüyor. Bu hepsini bir araya toplamış mesela. Buradan şu şekilde döndürüyor bu. Şu ortadaki bu şekilde döndürüyor. En sondaki de bu şekilde dönüyor. Yani bu x, y, z koordinatlarını bir araya toplayan bir seçenek bu da. Şimdi 3 boyutlu olarak dursun. 3 boyutlu olarak ne yapabiliriz? Bir de monitörümüzü görmüş olalım. İlk giriş dersinde söylemiştim mesela. Burada aktif kamera. Bu önden görmüş. Soldan görmüş mesela. Bir çizgi halinde görmüş şu anda. Biraz pardon. Bu üstten görmüş, bu arkadan görmüş, bu sağdan görmüş, bu da alttan görmüş ya da baktığında tab karşıtı, baktığında alttan görmüş, tab üstten görmüş. Şu da kostüm yer. Böyle 3 tane seçenek var burada. Ne işimize yarıyor? Mesela burada 3 boyutlu nesneleri şurada gördüğünüz kamera işaretiyle şöyle hareket ettirebiliyoruz. Bir tane daha solid koyup bunu da orada göstereyim. Şimdi tekrar aktif kamera yapalım. Şimdi 3 boyut özelliğini açtığımız için ne işe yarıyor diye bir hemen bakalım. Burada söylemiştim pozisyon yeni bir seçeneğimiz açılmıştı. Geriye götürme. Geriye götürelim pozisyonu değiştirelim. Şurada bir tane daha kopyalayalım mesela. Hemen yine açalım yani transformunu. Reset diyelim. Büyüttük. Şimdi bunun rengini değiştirelim. Ctrl Shift Y. Bunu da mavi yapalım. Olayı görmek için. Şuna zemin diyelim mesela. Bunun ismini nasıl değiştirdim? Enter tuşuna bastığınızda orası açılıyor ve istediğiniz ismi verebiliyoruz. Açalım. Zemini transform'dan, rotation'dan mesela şu şekilde mesela 90 derecelik bir açıda çevirelim. Ve alta doğru koyalım. Şu bizim zeminimiz olsun mesela. Ufacık bir basit bir sahne gibi düşünün. Şimdi aktif kamera kısmında kostüm diye bir anlatmak için bunu açmıştım. Ne işimize yarar diye. Şöyle bakın. Aktif kamerada gördüğümüzde bunlar birbirine yapışık gibi görünüyor. Ama halbuki iş öyle değil. Burada tamamını görmek için kostüm diye de bakıp sahnemizi ayarlayabiliriz diye. Şurada oynadığımız hareketler burayı etkilemiyor. Burası aynı duruyor.
Bu sadece sahnemizi düzenlemeye yardımcı olmak için konulmuş bir seçenek. Şimdi şuradan bakın şu Y koordinatından tuttuk. Sahnemize tam yapıştıralım. Şimdi yapışık gibi görünüyor. Ama sağda solda bazı problemler var. Tekrar kamera işaretine tıklayıp şöyle bir bakalım, bakalım. Bakın tam henüz yaklaştırmamışız. Tekrar şunu seçip yaklaştıralım ve tam birbirine yapışık hale getirelim. Tekrar bakalım. Raften arkadan çıktı, sıkıntı yok. Birazcık daha oynayalım. Tamam. Şimdi ise tam şu alt tarafa koyalım. Normalde burada bakın tam alt taraftaymış gibi görünüyor ama şöyle değil. Şu açıdan baktığımızda bakın şu kamera işaretini tıklayıp nasıl çevirebiliyoruz derseniz normal mouse'unuzun sol tuşunu basılı tutarak çevirme işaretini gördüğünüz vakit istediğiniz yöne çevirebiliyorsunuz. Sağ tuşa tıkladığımızda zoom girip çıkabiliyoruz. Ortadaki teker tuşuna bastığımızda da şu şekilde tüm sahneyi sağa sola ve aşağı doğru kaydırabiliyoruz. Şimdi çevirelim ve tam alt tarafına doğru koyalım. Tekrar normal hop, aracımızı seçelim. Şöyle aşağı doğru kaydıralım. Ve bakalım. Tekrar kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bu kostümde bu işe yaramış oldu. Görelim aktiften. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda düzgün bir hal almış oldu. Küçük boyutu anlatmak için bu ikisini yaptım ve şu kostümü olay anlatmak için böyle bir şey yaptım. Şimdi şurası da aynı şekilde üç boyutlu çalışmalarda bize yardımcı olacak bir özellik. Şunu açtığımızda mesela diyoruz ki iki tane pencerede göreyim olayı diyoruz. Mesela şunu tıklayken diyoruz ki bunu şöyle tam üstten gör diyoruz. Şuysa bizim aktif kameramız olsun diyoruz. Bu da aynı şekilde sahnemizi tam oturtmak için işimize yarar. Örneğin bakın şöyle yaptığımızda tam ortalamış oluyoruz bu mavi ile kırmızı ile. Ama şöyle bakın şuradan zoom girelim. Şu anda arada bir boşluk var. Bunu ayarlamak için üstten bir görünüşte bakın şu anda birbirine tam denk gelmiş şekilde oldu. Ya da şurada dört şekilde görebiliriz. Mesela şurayı aktif kamera yapalım. Bizim normal penceremiz olsun. Bu sol taraf sol taraftan görüntü olsun. Bakın sol tarafta şöyle görünüyor. Şu anda tam denk gelmiş birbirine. Şu üstten olsun tamam. Şu da mesela ne dedik? Sol dedik. Sağdan görünmüş olsun. Şu şekilde ayarlayabiliriz. Dediğim gibi nesneleri, dokümanları tam ayarlamak için kullandığımız bir şey. Mesela şuradan sağdan görünen şu kırmızıyı seçtik. Şurayı seçelim. Bakın şöyle köşeleri tam birbirine denk getirmek için sağdan görüntüyü kullanabilir. Şöyle iyice zoom girdiğimizde bakın şöyle birazcık boşluk olduğunu görüyoruz. Bunu düzeltmek için tıkladık. Klavyemizde yön tuşlarını kullanabiliriz. Ve yanaştıralım. Birazcık da yukarı kaldıralım. Bakın şimdi tam orası birbirine denk gelmiş oldu. Bu o işlere yarıyor. Şimdi gelelim tekrar. Şuralar gördüğünüz gibi seçenekler. İşte dört tane gör, işte birini soldan gör, birini sağdan gör, birini üstten gör, birini işte alttan gör falan. Tekrar bir yapalım. Şunu da bir yaptık. Nereden görünüyor? Sağdan görünüyor. Pardon, soldan görünüyor. Tekrar aktif kamera yaptık. Ve pencerimizi görmüş olduk şimdi. Solid ile beraber
Şuradaki tuşları da anlatalım, araçları da anlatalım, ne işe yarıyor diye. Şu bizim normal, standart şeyimiz, aracımız, ok işareti tutuyoruz, sürüklüyoruz, bırakıyoruz vesaire. Şunları tıklıyoruz mesela buradayken. Şu, daha önceki derste de anlatmıştım. Pencereyi oynatmamıza yarıyor. Mesela zoom girdik. Şu tarafı görmek için mesela tutup sağa sola doğru aşağı yukarı doğru kaydırmak için kullanılıyor. Aynı şekilde burada da kullanılabilir. Mesela böyle çalışma alanımız uzadı. Sonunu görmek için şöyle kaydırıp görebiliriz. Ya da burada bir sürü doküman oluştu. Hepsi birbirine karıştı. Aşağı yukarı doğru da kaydırabiliriz. Şu zoom girmek için kullanılıyor. Zaten çok kullanışlı değil zaten. Ben pek kullanmıyorum zaten. Şuradayken mouse'umuzun ortasından olan tekeri ileri geri ittirdiğimizde zoom girip çıkabiliyoruz zaten. Şu döndürme hareketi sadece bir döküman, seçilen döküman için geçerli bu. Mesela mavi seçersek mavi çevirir. Şu biraz önce de bahsetmiştim. Kamera şeyi, aracı. Şu tıklıyken bakın sol tuşunu basılı tuttuğumuzda döndürme hareketi çıkıyor. Çıkmıyor. Özür dilerim. Bu dönmesi için bir tane kamera eklememiz gerekiyor. Kamera konusunu daha sonra işleyeceğim için bilahare anlatacağım. Şimdi sadece aracı göstermek için kamera koyuyorum. Kamera işareti olduğunda mouse'umuzun sol tuşuna basılı tuttuğumuzda sahneyi çevirebiliyoruz. Aşağı yukarı, sağa sola doğru. Bu şekilde. Ctrl Z. Sağa basılıyken zoom girip çıkabiliyoruz kameraya. Sahneye. Orta tuş basılıyken de sahnemizi olduğu gibi sağa sola yukarı aşağı doğru kaydırabiliyoruz. Ctrl Z. Burada eğer o tuşları unutursanız hangisi hangisi diye. Şurada basılı tutup şuradan bakın çevirme hareketini seçebilirsiniz. Basılı tutup taşıma hareketini seçebilirsiniz. Basılı tutup zoom girip çıkma aracını tutabilirsiniz, seçebilirsiniz. Ama bu her sene uğraşmaktansa kamera seçiliyken dediğim gibi sol basılıyken çevirmek, sağ basılıyken zoom girip çıkmak, orta basılıyken şöyle sahneyi tümüyle taşıma. Ctrl Z diyelim. Eski haline dönsün. Tamam. Bu kamera isteyelim. İşimiz kalmadı kamerayla. Kamerayı tutup iki tane seçmişiz. Pardon. Kamerayı seçtik. Silelim. Bu ağırlık merkezini değiştiriyor. Ağırlık noktasını değiştiriyor. Solidimizi ve görüntülerimizi. Yani burada solid görüntü olduğunu düşünün. Şunu. Mesela şu anda biz bunu sola doğru çevirmek istiyoruz. Kırmızı seçelim. Transform. Şöyle çevirmek istiyoruz. Ama ortadan değil de işte soldan dönmesini istiyoruz. İşte o zaman burada merkezini değiştirdiğimiz vakit şöyle tutup şuraya koyalım. Deriz ki ortadan dönme de soldan dön bakın. Soldan dönmüş oldu bizim nesnemiz. Veyahut da tam tersi sağdan. Şöyle. Veyahut da öbür açıdan şuraya koyalım. Şöyle çevirelim. Bunun kısa yolu şuradayken kısa yolu Y'dir. Y'ye bastığımızda ağırlık merkezini değiştirebiliyoruz. Şu şekilde. Bu ağırlık merkezi ne işimize yarar? Mesela bir rotation'da mı yarar? Hayır.
scale'de de işimize yarar. Yani büyütüp küçültmek istediğimizde de. Mesela şu anda büyütüp küçülttüğümüzde tam ortadan büyüyüp küçülüyor. Ama biz diyoruz ki köşeden büyüsün diye. Şöyle tutup koyduğumuzda bakın köşeden büyümüş oldu. Aynı şekilde diğer köşeden de yapabiliriz bunu. Bakın şu köşede büyüyor ya da öbür köşe ya da öbür köşe. Eski haline getirelim. Pozisyon da işimize yarar mı? Yarar. Mesela takip yazıları yaptığımızda pozisyonla oynarız mesela şuradan. Sağa sola götürürken aynı zamanda deriz ki ağırlık noktası da değişsin de daha farklı yerden gitsin. Mesela birbirine girmesin diye şuradan pozisyonunu gönderdik. Buradan da enter point'ini değiştir. Yukarı doğru gitsin mesela şöyle. Şöyle şeyler de olabilir. Evet. Şunları anlattık. Şimdi şu bizim mask aracımız. Mask şu anda kendi başına bir ders konusu. Onu da bundan sonraki derste anlatacağım inşallah. Mask'e şimdi girmiyorum. Bu mask basılı tuttuğumuzda şöyle şekiller çizebiliyoruz nesnemizin üzerine. Şimdi resetleyelim ve büyüsün. Şu da mask aracı. Bunu istediğimiz şekillerde çizebiliyoruz mesela. Şu belli bölgeleri seçmek için işte basılı tuttuğumuzda mesela şöyle biraz daha kenar kıvrımda şekil çizme aracı. Şu yuvarlak çizme. Bu yuvarlak çizerken mesela şöyle orantısız büyüğü. Orantılı büyümesi için shift'e basılı tutalım. Şu anda tam bir yuvarlak olmuş oluyor. Hem yuvarlak hem de tam ortadan açın, belli bir noktadan açılmasını istiyorsak yuvarlak maskımızı basıp Ctrl Shift Alt tuttuğumuzda bakın seçtiğimiz merkezden açılır. Bu şekilde tam yuvarlak bir şekilde. Bu da başka şekiller koymuşlar. Yıldızlar falan. Yıldız var. Şey, altıgen. Şurada yıldız var. Bu şekilde de şekiller var. Bu bizim text yani yazı yazma aracı. Ona tıklayıp sahneye tıkladığımızda yazımızı yazabiliyoruz. Yazdım yazımızı. O araçta yazıyoruz. Yazımız burada karakterden küçültüp büyütebiliyoruz. Şöyle küçültelim. Ortalayalım. Rengini şuradan değiştirebiliyoruz. Buradan kenarına çizgiler verebiliyoruz. Şu şekilde. Buradan büyütüp küçültüyoruz demiştik. Şu kenarına verdiğimiz çizginin kalınlığıyla ilgili. Şunlar da paragraf arasında açma. Bu harfler arası sağa sola doğru açma. Kelimeler arası. Şurada mesela daha önce de söylemiştim. Bontumuzun boltu bize yetersiz geldi. Şuradan daha da bolt yapabiliyoruz. İtali az geldi. Daha da italik hale getirebiliyoruz. Burada da mesela şu yazıyı yazdık. Bu yazının örneğin büyük harfi yok. Büyük harfle seçeneği yok. Ne yapıyoruz? Buradan direkt bakın büyütmüş olduk buradan. Şu iki tt olan. Burada da baş harflerini büyütüp sonrasında küçültme. Bakın şöyle. Dot ne diye yazmışım. Dot olacak. Onu da düzelteyim. Dot diye aratırsınız şimdi. Dot ne diye. Bakın şuna tıkladığımızda yine büyük harf ama sonrakiler küçük. Yani boyut olarak küçük geliyor. Font olarak yine büyük. Şuna tıkladığımızda üstü sayılar yazıyoruz. Mesela metrekare yazmak istediğimizde metrekare şunu seçip
şu 2'yi üste koyacağız. Pardon. İşaret diyelim. Şunu üste koyacağız. Şu şekilde bakın metrekare yazmış olduk. Ya da altlı sayılar şekline çevirebiliriz ya da sen bir işlem yaptın, matematik işlemi 2'yi alta alabiliriz. Şöyle seçmek lazım ama almak istediğiniz karakteri şuradan seçtiğinizde bakın alta gelmiş oldu. Soruyu anlatalım derken tabii farklı oldu biraz konu, farklılaştı. Çünkü After Effects çok geniş bir konu. Başladığımızda yani deyim yerindeyse laf lafı açıyor. Konu biraz dağılmış gibi oldu ama tekste önemli bir konu. Şimdi Solid devam ederken şurada artık dinleyelim. Çünkü son konuyu da fazla dağıtmayalım. Şurada aracımız seçilirken şimdi Solid ile ilgili başka diyeceğimiz ne var? Solid birçok efektin uygulamak için kullanıyoruz. Örneğin bir tane şey yapacağız mesela. Background yapacağız hemen. Neyin üzerine okuyacağız background'ımızı? Hemen Solid açıyoruz. Bakın burada hazır background kalıpları var. Buradan mesela örneğin şu operation dediğimizde bakın şöyle bir background hemen 2 dakikada bir background oluşturabilirsiniz burada kendiniz. Ctrl Z veyahut da şöyle bir background oluşturabilirsiniz kendiniz. Burada seçenekler oldukça fazla. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Evet, şimdi geçelim. Tekrar başka hangi efektir? Örneğin buradan yağmur efekti uygulayacağız. Yani sahnemize yağmur yağdıracağız. Ne yapacağız? Tekrar bir solid açıp buradan şu efekti uygulayacağız ve gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Bakın. Burada efekt ayarları var ama daha sonra belki hani farklı şeyler yaparsak onu anlatırız ama şu anda kırmızı görünüyor. Kırmızıyı görmedi deriz. Bakın. Şu anda yağmur yağıyor. Ama kırmızı yağıyor burada. Burada dediğim gibi renklerini değiştirebiliriz. Şu anda bizim solidimizin rengini aldı. Burada efekt ayarları başka bir dersimizin konusu olduğu için ben şimdi sadece göstermek istedim. Yani bir yağmur yağdırmış olduk. Burada solidimizin rengini değiştirirsek yağmur rengi ne olur? Beyaz olur genelde şöyle. Veyahut da şöyle grimsi. Bakın. Şu anda yağmur yağdırdık bize. Solid bizim en önemli parçalardan bir tanesi. Efektlerin uygulanması, ben de söyleyeyim bazı değişik renklerin uygulanması, görüntülerin kapanması, açılması, mask aracımızı kullanmak için solid kullanırız. İlerideki derslerde yeri geldikçe yine solid'den bahsederiz. Solid'i bu şekilde bitirmiş olalım. Ama bitirmeden önce mesela bazı efektler solid'e uygulanmaz. Mesela onu kullanmaya başladıkça siz de zaten çözeceksiniz. Mesela burada text efektleri var. Burada text efektini alıp da solid'e uygulayamayız. Uygularsak hiçbir şey olmaz yani. Etkisiz kalır. Mesela bir particle efektini uygulayabiliriz. Mesela artık bir duymuşsunuzdur. Trackpad'ı bilmiyorum. Şimdi pluginlere girmeyelim. Normal bizim after'ın içinde olan pluginlere bakın. Şöyle. Yani efektlerin yarısından çoğunu yapmak için genelde solid kullanıyoruz. Solid basit ama efektleri uyguladığımızda çok farklı çalışmalar elde edebiliriz.
diyoruz ve solid konusunu burada bitiriyoruz. Gelecek derslerimizde solid ve meski de beraberce anlatırız. Yeni başlayanlar için inşallah şöyle after'ı hemen başlangıç seviyesinden alıp sonuna doğru götürdüğümüzde inşallah sizler de belli bir seviyeye gelmiş olacaksınız. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, kolay gelsin.